Merhabalar kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Koca Öğrenci Sempozyumu'nun 24.sünü gerçekleştiriyoruz. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Emine Büşra Öcal, birinci oturum başkanlığı görevini yerine getireceğim inşallah. Bu oturumumuzda 1932 yılında dünyaya gelen ve 2006 yılında ebedi dünyaya intikal eden 74 yıllık hayatı boyunca pek çok önemli esere imza atmış edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun hayatı ve muhiti konusunu elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Sunum yapacak olan ilk arkadaşımız İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. sınıf ve vakfımız İhtisas 2. sınıf öğrencisi Meryem Kurt. Meryem bize Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun hayatı, ailesi, eğitimciliği ve yetiştiği muhit hakkında hazırlamış olduğu sunumu gerçekleştirecek. Evet Meryem'cim, seni dinliyoruz. Kıymetli hocalarım, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Oturum başkanımızın belirtmiş olduğu üzere çağımızın Dede Korkut'u olarak olan Mustafa Necip Sepetçioğlu'nun hayatını, ailesini ve eğitimci kişiliğini sizlere anlatacağım. Mustafa Necati Sepetçioğlu 1932 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Hacı Necati olarak bilinir. Sonraki yıllarda şairliği de olan dedesi Hacı Hafız Mustafa'ya ithafen adını Mustafa Necati olarak değiştirmiştir. Sepetçioğlu, Zili'nin şairler, müftüler yetiştirilmiş yerli ailelerinden birine mensuptur. Babası Abdurrahman Bey, Zile Belediyesi Rusumat Dairesi amirliği yapmış, aynı zamanda ticaretle uğraşmıştır. Sepetçioğlu, ilk ve ortaokulu Zile'de okumuş, Zile Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeninin yönlendirmesiyle edebiyata ilgi duymuş ve lise zamanlarında yazı hayatına başlamıştır. Kendisinin verdiği bilgiye göre ilk yazı denemeleri şiir ve hikaye türünde olmuştur. Sepetçioğlu'nun lise hayatı biraz çalkantılı geçmiştir. O yıllarda Zile'de lise olmadığı için liseyi Sivas'ta okumak zorunda kalır. Fakat bu okulda başarılı olamadığı için İstanbul'a gitmek ister. İstanbul'da yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı tekrar geri döner ve babasının isteğiyle 1948 yılında Tokat Lisesi'nde eğitime başlar. Daha sonra ikinci sınıfı Bursa Lisesi'nde okumaya gider. Fakat tekrardan geçiş yaparak İstanbul Çapa Erkek Lisesi'nde ikinci sınıfını tamamlar. Lise eğitiminin son sınıfında ise Necip Fazıl Kısakürek'in de yardımıyla Haydarpaşa Lisesi'ne geçer ve eğitimini burada tamamlar. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken Mahir İz ve Nihal Atsız'la dostluk kurmuştur. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümüne giren yazar, bu bölümde öğrenciyken devrin önemli hocaları olan Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan'dan dersler almış, bu değerli hocaların öğrencisi olmuştur. Ardından Peyami Safa ile dostluk kurmuşlardır. Sepetçioğlu'nun yetişmesinde dedesi Hacı Mustafa Efendi'nin etkisi çok büyüktür. Bir Büyülü Dünya Ki adlı eserinde dedesinden dinlediği efsanelerle babaannesinden dinlediği Ahmediye, Muhammediye ve Hazreti Ali menkıbelerinin kendisinin yazarlık dünyası içindeki yerini anlatır. Sepetçioğlu'nun asıl yazarlık hayatı Türkoloji bölümünde okurken başlar. Zira Sepetçioğlu 1950'li yıllardan itibaren matbuat aleminde hikayeleriyle kendini gösterir. Bu bağlamda Milliyet Gazetesi'nde Ergenepars takma adıyla bir hikaye neşreder. Ertesi yıl Seçilmiş Hikayeler dergisinde bir hikayesi çıkar. Ardından Peyami Safa'nın teşvik ve yardımıyla Türk Düşüncesi dergisinde hikayelerini yayınlar. Sepetçioğlu 1954 yılında okul arkadaşı olan Muazzam Gürşen Hanım'la evlenir. Bu evlilik ve Muazzam Hanım sayesinde Sepetçioğlu Türk Ocağı ve çevresiyle de tanışmış olur. Türk Ocaklarına üye olması Sepetçioğlu'nun edebi ve kültürel çevresinin genişlemesinde de büyük rol oynamıştır. O sebeple daha üniversite öğrencisiyken asrın önemli gazete ve dergilerinden olan Türk Sanatı, Büyük Doğu, İstanbul, Türk Yurdu gibi yayın organlarında çeşitli yazıları ve hikayeleri neşredilir. Yüksek okulunu bitirdikten sonra İstanbul Adalar Belediyesi Şube Müdürlüğü görevine başlamıştır. Bu görevinden sonra Türkiye Kızılay Derneği'nde Neşriyat Müdürlüğü, ardından da Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde idare amiri olarak çalışmıştır. 1967 yılında ise Şişli Hastanesi Müdürü olarak göreve başlar.
Bir yıl sonra Milli Eğitim Basım Evi'nde çalışmaya başlayan yazar, basım evindeki bu görevinde derleme müdürlüğü de yapmıştır. Basım evindeki görevi Sepetçioğlu'nun en uzun süreli çalıştığı görev olur. İlk hikayeleri Sivas'ta çıkan Hakikat gazetesinde yayınlanmıştır. Daha sonra hikayeleri İstanbul, Yol, Türk Yurdu, Türk Dili ve Türk Edebiyatı dergilerinde yer almış, Çağlayanlı Vade adlı romanı ise Vatan gazetesinde tefrika edilmiştir. Nehir roman denilebilecek bir dizi roman yazmıştır. Malazgirt Zaferi'nden başlayıp Osmanlı'nın Fetret Devri ve İstanbul'un fethine kadar Türk tarihini konu almış, diğer romanlarında günümüz Türkiye'sinde yaşanan toplumsal değişim ve sonuçlarını işlemiştir. Eserlerindeki akıcı, sade ve şiirsel anlatımı sayesinde Sepetçioğlu'nun Anadolu fethini ve Türk devletlerinin kuruluşunu anlattığı tarihsel konulu romanları 1970 ve 80'li yıllarda oldukça popüler olmuş, çok okunan bir romancı olmayı başarmıştır. Eserlerindeki bu şiirsel anlatımı sayesinde geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Sepetçioğlu'nun Anadolu fethini ve Türk devletinin kuruluşunu anlattığı romanları bir döneme ışık tutmuş ve başucu kitapları arasında yer almıştır. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun tarihi romanlarının yanı sıra tiyatro oyunları da bulunuyordu. Trampacılar adlı oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu'nca sahnelenmişti. Oyun yazarlığında en büyük başarısını gösterdiği Büyük Otmarlar, önce İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nca sahneye konuldu. Ardından Avrupa Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali'nde en iyi oyun seçildi. Gece Vaktinde Gün Dönümü ve Karanlıkta Mum Işığı adlı kitaplarıyla 1980 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfı Kültür Armağanını kazanan Sepetçioğlu, 1994'te İLESAM Üstün Hizmet Beraatı almış, 1998'de Atatürk Türk Dil Tarih Kurumu şeref üyeliğine seçilmiştir. Onunla birlikte tarihimiz edebiyat ile birlikte geniş yollardan günümüze ulaşmıştır. Destanları onun sihirli kaleminden okunduktan sonra daha çok sevilmiştir. Sepetçioğlu sağlam kuralcılar, emin rehberler ve gerçek öncülerin ardından yürütmüştür okuyucusunu. Dün, bugün ve yarını farklı kategorilerde ele alarak felsefeyi, sosyolojiyi, psikolojiyi ve tarihi bilgileri işleyerek ilerlemiştir. Romanlarında zamanın etnik meselelerine tarihi vakalar aracılığıyla mesajlar vermiştir. Amacı yalnızca tarihi aktarmak değil, günümüz içinde olmuş olanlardan ders çıkarmaktı. Sepetçioğlu'nun yad edildiği bir toplantıda yardımcı doçent doktor Ramazan Topdemir, Sepetçioğlu'nun tarihi iyi kavramış ve iyi anlatmış bir münevver olduğunu söylemiş, ardından ömrünü bu romanların altyapısını sağlamaya ve sağlıklı bir şekilde analizlerini yaparak okuyucuya ulaştırmaya adadığını vurgulamıştır. Sepetçioğlu, çağımızın Dede Korkut'u olarak anılırdı. Çünkü Dede Korkut Türkler için bir yol göstericidir. Zor günlerinde onlara yol gösteren bir bilgedir. Onun gösterdiği yoldan giderek zorlukları aşan Türkler ona her zaman hürmet göstermişlerdir. Sepetçioğlu da ülkenin en zor zamanlarında eserleriyle gençlere yol göstericilik yapmıştır ve gençleri köklerine çağırmıştır. Onları tarihini öğrenmeye ve yaşatmaya davet etmiştir. Bu yüzden halen bu şekilde anılmaktadır. Sepetçioğlu'nun 1932 yılında Tokat'ın Zili ilçesinde başlayan hayatı 2006 yılında İstanbul'da son bulmuştur. 20'li yaşlarında başladığı tarih araştırmaları ve tarih konulu yazı çalışmaları ölümüne kadar devam etmiştir. Onun amacı sadece tarihi anlatmak değil, bilinçli gençler yetişmesini sağlayarak bu toprakların kıymetini emin ellere teslim etmenin derdiyle yaşayan bir tarihi şahsiyettir Sepetçioğlu. Bugün onun adının anıldığı her yerde tarihi olaylar bir şerit gibi göz önünden geçiyorsa, Mustafa Necati Sepetçioğlu tarihe mal olmuş unutulmaz bir değerdir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Meryem'e konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki arkadaşımız Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun yazarlığı hakkında bizi bilgilendirecek. Bize bu konuda sunum hazırlayan arkadaşımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği 4. sınıf ve vakfımız İhtisas 2. sınıf öğrencisi Oğuzhan Güler. Evet Oğuzhan, seni dinliyoruz. Kıymetli Hazır'ın hepinize saygı ve sevgiyle
Selamlıyorum. Konuşmamdan önce bir noktaya değinmek istiyorum. Ele aldığım eserler, Sepetçioğlu'nun tüm eserleri olmadığı gibi hayatında önemli yerlere edinmiş eserlerdir. Sepetçioğlu edebiyatına başlarken dedesi ve babaannesi bu konuda yardımcı oluyor. Kendisini küçükken masallar, hikayeler, destanlar anlatıyorlar. Onların vefatından sonra ise çevre yerlerdeki büyükler ve yaşlılardan dinlemeye başlıyor Sepetçioğlu. Ortaokuldayken Türkçe hocası kendisinde bir ışık görüyor. Yazdığı denemelerde kendisinin üzerine gidiyor ve çeşitli hikayelerin piyeslerini yazdırmasını istiyor ve kendisi de yazıyor. Hatta yapacağı kürsü konuşmalarında ise yine kendisinin yazısını yazmasını istiyor ve aynı şekilde yaptırıyor. Yani ilk eserlerini Zile'deki ortaokulda vermeye başlıyor Sepetçioğlu. Lise yıllarında tiyatroya merak salıyor. Ancak o dönemde tiyatrolar hani seyyar olarak geldiği için çok uzun zamanda bir görme şansı oluyordu. Ancak bu onun hevesini kırmıyor. İşte lisede öğrenciyken Dede Korkut hikayelerinden bir tanesini üç perdelik bir piyes şeklinde yazıyor. Hatta kendisi de bizzat başrolünde oynuyor. Ancak orada pek istediğini elde edemiyor. O zamanda da Sivas'ta yayınlanan Hakikat Gazetesi'nde bir Zileli takma adıyla eserlerinin yer veriliyor. Ve yine de ismini hatırlayamadım, yani bulamadığım bir Samsun'da bir dergide gazetede de affedersiniz hikayelerine yer veriliyor. Sepetçioğlu kendini tanımlarken birçok ismi tanımlayarak söylüyor. Mahir İz, Peyami Safar, Reşat Nuri Güntekin, İbrahim Kafesoğlu, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi kişileri kendisine pekiştiriyor, kendisini de tartıyor ve olurun olmazına göre kendisini yorumlamış bir şekilde ifade ediyor. İstanbul Üniversitesi'nde fakülteye geldiğimiz zaman en sevdiği hocası Ahmet Hamdi Tanpınar olduğunu söylüyor Sepetçioğlu. Üslubuna hayran kaldığında kesinlikle inkar etmiyor ve bu nedenle eserlerinde Tanpınar etkisinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bir diğer sevdiği hocası ise Faruk Kadri Timurtaş'tır. Fakültede asistanlık yapmıştır kendisine ve öğretmen öğrenci ilişkisinden daha çok abi kardeş ilişkisi olduğunu söylüyor. Kendisinin Osmanlıca öğrenmesinin Faruk Kadri Timurtaş'a ait olduğunu söylüyor. 17 yaşındayken Türk destanlarını dinlediği zaman işte Türeyiş ve Yaratılış ve Türeyiş destanını yazmaya karar veriyor. Heyecanlı bir şekilde piyesini yazıyor ancak piyes olarak kalmasını istemiyor kendisi. Yani orada yine umduğunu bulamıyor. Tiyatro yazımına bu sefer ara veriyor. 1950 yılında Ergenapars takma adıyla Milliyet Gazetesi'nde eserlerinin bir tanesine yer veriliyor. Bir yıl ardındansa Seçilmiş Hikaye Dergisi'nde hikayelerinden yine bir tanesine yer veriliyor kendisinin. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken edebiyat çevresinin adından sıkça bahsedilmeye başlanıyor ve bir çeşitli büyük dergilerde yazmaya başlıyor. Büyük Doğu, Türk Sanatı, İstanbul, Türk Düşüncesi, Türk Yurdu ve Gurbet gibi dergilerde hikaye, makale ve deneme türlerinde yazar yazmaya devam ediyor. 24 yaşına geldiği zaman kendisinin ilk kitabı yayınlanıyor, hikaye kitabı Abdurrezzak Efendi adı altında. 1956 yılında söylemeyi unuttum. Ama kendisi hikaye yazarı olarak anılmak istemiyor ve daha iyi bir roman yazıcısı olmak istiyor. Amacı bu oluyor. Ancak Abdurrezzak Efendi kendisinin ilk kitabı ve başlangıcı oluyor. 1962 yılında ise Vatan Gazetesi'nde romanı yayınlanıyor. Çağlayanlı Vadi adında. Ancak tefrikalar halinde yayınlanıyor ve yani roman halen daha kitap haline getirilememiştir günümüzde. Bir sene sonrasında ise Su Dergisi'nde yayınları yayınlanmaya başlıyor. Tercüman Gazetesi'nde 1965 yılında ise Günaydın Dertli Çocuklar adlı röportaj yazısı bu sefer tefrikalar halinde yayınlanmaya başlıyor. Ve yine aynı yıl içerisinde ise çocukluğundan ve hani Anadolu'da gezdiği zamanlardan öğrendiği işte efsaneleri yazmış olduğu Sonsuza Uyanan Taşlar adlı kitabı Menes'e takma adıyla bu sefer yayın hayatına geçmiş oluyor. Yine o yılda 17 yaşında vazgeçmiş olduğu Yaratılış ve Türeyiş destanını yazmaya karar veriyor ve kitap haline getiriyor. Tiyatroya olan merakı yine o zamanlarda da devam ediyor ve 4 tane tiyatro kitabı çıkartıyor. Kitap haline getirilmemiş eserleri ise yine sahnelenmiştir. Yani bunu da belirtmek gerekiyor. Mustafa Necati Sepetçioğlu 1971 yılına kadar çeşitli türlerde eserler veriyor. Ve edebiyat dünyasında kendi adından sıkça bahsediyor. Ve o zaman o yılda Malazgirt Zaferi'nin işte 9. yüzyılı olduğu için Kilit romanını yazıyor. Ve artık kendisi de bu dönemi kendisi için hazırlık aşaması olarak adlandırıyor. Çünkü asıl amacı dünkü, bugünkü ve yarınki Türkiye'yi yazmak oluyor. 1976 yılında ise bir Ölünün Basın Toplantısı adlı
eseri Ergun Kaftancı takma adıyla Orta Doğu Gazetesi'nde yayınlanıyor. Ve bu da yine tefrik halinde 55 parça halinde yazılıyor. Yine buradan bir yıl sonra ise aynı gazetede Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu romanı yayınlanmış oluyor. Sepetçioğlu emekli olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarıda bırakmış olduğu Bin Temel Eser'e alternatif olarak Bin Bir Temel Eser Bin Bir Temel Eser'in yayın evi olan Kervan Kitapçılığı'nın başına geçiyor ve orada Bin Bir Temel Eser'de 15 tane eseri de hatta kendisi bizzat seçiyor. Oradan da ayrıldıktan sonra artık kendini tamamen dünkü, bugünkü ve yarınki Türkiye'yi yazmak üzere romancılığa ayırmak istiyor. Eserlerinde kendinizden izler taşıyan karakterler var mı sorusuna ise şöyle cevap veriyor. Birkaç tane romanda, hatta ismini de söyleyebilirim. Gece Vakti'nde Gün Dönümü romanında iki tane karakter var. Sefil Ali ve Çerçi karakterleri. Bunların ölümlerini kalp krizi olarak kurguluyor. Nedeni ise kendisinin kitabı yazmadan kitabı yazmadan önce kalp krizi geçirmiş olması. Bu şekilde yapıyor. Dedesinin de ve babaannesinin sevdiği için ise çeşitli eserlerde kendilerine hani yer veriyor. Kilit romanında Sarı Ocak, Konak romanında Kumsal Dede, Karanlıkta Mum Işığında ise Hacı Arif Bey'de dedesinden kalan izleri kendisi aktarıyor bizlere. Sonuç olarak Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun yazarlığını oluşturan, kültürünü beslemesine yardımcı olan ve yetişmesine yardımcı olan kişiler ve kaynaklar şunlardır. Ailesi ve doğup büyüdüğü çevre, ortaokuldaki Türkçe hocası, Haydarpaşa Lisesi'nde Nihal Atsız hocası, Türk Ocağı'ndaki Hamdullah Supi Tanrıver, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Mahir İz, Sadri Maksudi, Mümtaz Urhan, Erol Güngör gibi dostları, tarihini ve içerdiği hikayeleri dinlemek için gezdiği Anadolu, çok yazabilmek için ise çok okunmasıdır. Rahmet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Afrika halindeki yazıları konusunda yapmış olduğu araştırmalarını bizlere aktaracak olan arkadaşımız İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3. sınıf ve vakfımız İhtisas 2. sınıf öğrencisi Burhan Kerem Özdemir. Burhan, seni dinliyoruz. Kıymetli sunumları için arkadaşlarıma ve başkanıma teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz kıymetli hazırın. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum konuşmama başlamadan öncesinde. Lise yıllarındayken gazete ve dergilerde yazmış olduğu yazıları yayınlamaya çalışan bir öğrenciydim. Ve hayatım boyunca hiçbir zaman bunu başaramadım. Bunu istememdeki yegane sebep Mustafa Sepetçioğlu gibi Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi önemli şahsiyetlerin dergi ve gazetelerde yayınlamış oldukları, bize ulaştırmış oldukları kıymetli eserleriydi elbette. Hiçbir zaman için bunu başaramadım. Fakat bir gün başarabileceğime inanarak her zaman bunun için çalıştım. Bana bu uğraşı kazandırmış, bu uğraşla kendimi yetiştirmemi sağlamış oldukları için Mustafa Necati Sepetçioğlu ve kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Necati Sepetçioğlu 30 yılı aşkın bir süre gazete ve dergilerde yazılarını yayınlamıştır. Fikri yazılarını ve düşünce yazılarını buralarda bizlere aktardığı gibi bir tane de roman tefrika etmiştir. Konuşmamın genelinde yazmış olduğu yazılar ve şahsının nasıl bir hayat tecrübesi geçirdiğini anlatmaktan ziyade biraz daha üslubu üzerinde kurmak ve bu konuda sizlere bilgilerimi aktarmak istiyorum. Sesini duyurmak isteyenlerin, söyleyeceği sözü olan yazarların yaptığı gibi Mustafa Necati Sepetçioğlu da eserlerini gazete ve dergilerde paylaşmış ve bu serüvenine 1952 yılında Sivas'ta bir lise öğrencisiyken Hakikat Dergisi'nde başlamıştır. Yaklaşık 2 yıl süren bu tecrübesindeyken kesintiye uğramamış ve yazılarına devam etmiştir. Her ne kadar çalkantılı bir lise hayatı yaşamış olsa da. Bu sürecin devamında Sepetçioğlu nitelikli dergilerde de kalem oynatmış ve bu dergilerdeki yazılarıyla insanlara yeni bir ufuk sunmuş. Bu yazılarıyla insanlara soyut dünyasında oluşturmuş olduğu somutu paylaşmıştır. Büyük Doğu, Türk sanatı, İstanbul, Türk dünyası, gurbet, Türk yurdu, Türk dili, su ve Türk edebiyatı dergileri yazıların yayınlandığı dergilerdi. 1952 yılından 1982 yılına kadar
kendisine tahsis edilmiş bir bölümde yazılarını paylaşmış ve bu sürecin arkasından da bahsedilmiş olduğu üzere görevlerine devam etmiştir. Dergi ve yazılarının hayatında büyük bir önem tutmasının sebeplerinden bir tanesi de kitaplarının, derlenen yazılarının, hikayelerinin birçoğu daha öncesinde gazete ve dergilerde tefrika edilmiş ve bu şekilde paylaşılmıştır. Gazetede tefrika edilmiş romanı Çağlayanlı Vadi 1962 yılının 5 Şubat'ında başlamış, 15 Mayıs'a kadar da devamlı olarak paylaşılmıştır. 23 Nisan 1962'de bir ara verilmiş ve bu aranın arkasından ve daha önceki bölümlerinin sonlarında okuruna kibar bir şekilde ve okurunun her zaman için konuşmasının devamlılığını fark edebilmesi için özetler paylaşmıştır. Bu özetleri sayesinde de hangi gün alıp elinize o romanı okumak isterseniz o romanın neden bahsettiğini görebilirdiniz. Necati Sepetçioğlu'nun 1961 yılında Laleli'de kaleme almış olduğu 1962 yılında yayınlanan Çağlayanlı Vadi romanı 284 sayfa olarak 99 günde tefrika edilmiş ve ekseriyetle 3 sayfa olarak yayınlanmıştır her gün. Bunun yanında romanında işlemiş olduğu konular genel itibariyle etnik unsurların olması, farklı kültürel durumların farklılıklara yol açan bazı yaşantının içerisindeki bazı siyasi olayların etkilerini de romanında inceleyerek aslında gazete ve dergilerde aynı zamanda hayatın içerisinde sürmekte olan o çalkantılı siyasi hayatı da yorumlayarak bu konudaki eleştirilerini de sunmuştur. Zaten Necati Sepetçioğlu'nun diğer yazarlardan ayrılması ve ulaşmış olduğu bu nitelikli yorumları elde etmesindeki sebepler de akıcı bir üslubunun olması ve bildiğini çok iyi bir şekilde bilerek ve bunu uygun bir şekilde aktarıyor olmasıdır. Temellerine bağlı, kültürüne sadık bir şekilde aktarıyor olmasıdır. Necati Sepetçioğlu'nun hayatını da dramatik bir olay sayılabilecek şekilde 30 yıla aşkın bir süre gazetecilik ve dergicilik yapmış olmasına rağmen sürekli sarı basın kartı verilmemiştir. Bu konuyla ilgili de aslında bir beklentisinin olmaması sebebiyle Sepetçioğlu gayet normal bir şekilde karşılamış ve bunu hiçbir zaman için haksızlık olarak görmemiştir. Bunun aksine o dergilerde ve gazetelerde kalem oynatabilmiş olmak onun için bir hediyedir. Ve bu yazılarını soyut dünyasında oluşturmuş olduğu somutunu bir şekilde bizlere ulaştırabilmiş olmak, bizlerde bu heyecanı uyandırmış ve buralarda ondan bahsediyor olabilmemiz de onun için en büyük armağan olmuştur. Yazıları kağıtta kalmamış, yüreklerimize işlemiştir. Necati Sepetçioğlu hakkında ve dergicilik hayatının üzerinde bahsedebileceklerimiz tabii ki çok daha fazlası. Ve aslında bu yazarlık ve hayatı hakkındaki konuşmalarda da kendisini çok net bir şekilde göstermektedir. Biraz daha üslubu üzerinde de konuşmamı tamamlamak istiyorum. Saklı kalan sesleri bulmak ve bitmesi hayli zor sayfaları incelemeye, ruhumuzu zenginleştirmeye devam edebilmek umuduyla sunumumun son bölümünde Necati Sepetçioğlu'nun yazarlık üzerine bir sözü ve yorumunu paylaşmak istiyorum. Hayal kurmasını bilmeyen kahraman yetiştireceği de hayal kurmasını bilmeyenden kahraman yetiştireceğini de bekleyemeyiz. Çünkü her hayal yarının geleceğinin uyuduğu bir yataktır sözüyle Sonsuza Uyanan Taşlar eserinde de anlaşılacağı üzere göstermiş olduğu gayret, kurduğu hayaller bugünün gerçeğini saklamaktadır. Bugün elimize aldığımız eserlerinin birçoğu tefrikalar halinde yayınlanmıştır öncesinde. Eserlerinin sayfalarda hapsi mutlaka hayallerinin ve fikirlerinde hapsi olacaktır. İncelemiş olduğum başlığı benzer ifadelerle şekillendirmek ve diğer başlıklarla tekrara düşmek istemeden rahmetli Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun bize ulaştığı ancak pek haberdar olunmayan bir konuyu incelemek istedim. Hayal kurmasını bildiği kadar bunu bizlere aktararak hayaller kurdurmuştur.
Bizlere sunduğu bilgi birikimi ve edebiyatla yoğrulmuş değerlerimizin zihin dünyamızda açtığı ufuk için de teşekkür ederek başlığımı kapatmak istiyorum. Bir tohumun toprağa kök salışının ve çiçeklerini sunuşunun resmini anlatmak istedim. Bu güzel çiçekler için Mustafa Necat Sepetçioğlu'na teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Birbirinden farklı hikayeler, romanlarla bir o kadar kendini tamamlamış olan Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun hayatı ve muhitini sizlere anlatarak Sepetçioğlu hakkında bir giriş yapmak istedik. Birbirinden değerli sunumlarla ve kitapları, yazılarıyla kilitleri açacak anahtarları bulmanız, kapıları açarak bu yüce ruhun konaklara sığdırdığı kültüre sahip çıkmak dileğiyle sözü ikinci oturumdaki arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci oturumda da biz Necati Sepetçioğlu Hoca'nın kültüre, sanata bakış açısı ve bunlarla toplum arasındaki ilişkileri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. İlk sunum yapacak olan arkadaşımız Aylin Aykut. Aylin İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 4. sınıf öğrencisi. Aylin Sepetçioğlu'nun kültür ve sanata bakışını, bunların toplum ile olan bağlantısını anlatmaya çalışacak. Evet Aylin, seni dinliyoruz. Benim sunumumu biraz daha bizim bölümümüze, yani kültür hayatına giriş olarak düşünebilirsiniz. Sizi sıkmayacak bir şekilde ufak bir girizgah yaptıktan sonra sözü daha da detaylandırmak açısından arkadaşlarıma bırakacağım. Şu an sizinle sunumumu öncelikle paylaşmak istiyorum. Sepetçioğlu'nun üzerinde en çok durduğu konuların başında kültür ve sanat konusu yer alıyor. Bunu almasının sebebi ise milli bir kimlik oluşturmak için kültürün bir kilometre taşı olduğuna inanıyor ve bu kilometre taşının sanat ile harmanlayarak yol kat edebileceğini söylüyor Sepetçioğlu. Bu kilometre taşının nasıl oluşacağına, milli kimlik oluşturmak adına verdiği bir röportajdan demet hazırladım sizin için. Siz okurken ben biraz bir es vermek istiyorum. Aynı zamanda bu demet nereden olduğundan bahsedeyim. 1985 yılından aldım bu demeci. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'nin Ağustos sayısında yer alıyor. Demeçte hem milli kültürden bahsediyor hem de bizim gelenek göreneklerimizden bahsediyor. Milli kimlik kartlarının önemlerinden bahsediyor. Aslında bu uzun demecini şu sözüyle noktalıyor Sepetçioğlu. Bizim kültürümüz aynı zamanda vatanımızdır. Bu söz çok önemli ve Sepetçioğlu'nun bence bütün görüşlerini aslında aktardığı tek sözüdür diyebilirim. Kültür hakkındaki yazılarını ele alırken aynı zamanda milli kültür motifleri işlemiş, bunun temel unsurlarının yaşanan hayatla ilgili olduğuna dair araştırmalar yaparak bunları gün yüzüne çıkarmıştır Sepetçioğlu. Vatan toprağı kadar kültürü de önemsemektedir. Her millet ve her farklı kültür ile karşılaşmasıyla kendisine yeni katmanlar oluşturan Türk kültürünün İslam ile karşılaşmasında Türk-İslam kozası olarak belirtir. Türk kültürünün bine aşkın yıldan beri İslam'ın örmüş olduğu kozada var olduğunu savunur. Üzerinde bulunduğumuz toprakların da bu bilinçle vatan haline geldiğini ele alır. Şimdi ufak bir şekilde Sepetçioğlu'nun romanlarına değineceğim. Ama çok fazla vaktinizi romanlarıyla almak istemiyorum. Sebebi ise sunumumuzun ilerleyen kısımlarında Enes arkadaşım roman ve roman görüşüyle alakalı detayları size aktaracak. Benim romanlarından bahsetmek istememin sebebi Türk kültürüne ait olan hoşgörü ve adalet olgusunu romanlarında direkt bize aktarmasıdır. Kilit romanından ve Kapı romanından şu an bahsediyorum. Kilit romanını ele alacak olursak, Alparslan'ın akınlarda yerli halka adaletli, şefkatli davranılmasını istemesi ve herhangi bir zorlukla karşılaşmadan bazı yerleri fethetmesini aktarıyor. Kapı romanında ise Sofya valisinin kızı Virna'nın Ersegun'un delaletiyle Müslüman olduğunu anlatıyor. Şimdi de Konak, Çatı ve Sabır romanına değiniyorum. Sepetçioğlu tarihi romanlarının de hiçbir zaman başka devletin tebaasına geçmediğini Türk kültürünün, Türk insanının bahsediyor. Sahip oldukları hoşgörü ve adalet ile İslam'ı yerli halkı da kabul ettirdiklerini söylüyor. Konak romanında ölüme terk edilmiş bir kızı tedavi edip iyileştiren
ve sanatçıya büyük rol düştüğünü söylerken iyimserlik ve hoşgörüde bulunması gerektiğinin altını çiziyor. Sanatçıya çok büyük bir iş düştüğünü, sanatçının başka kültürlerdense kendi kültürünü bilmesi gerektiğini, milli kültür romanlarında, hikayelerinde sanatını nasıl icra ediyorsa onlar da aktarması gerektiğini savunuyor. Mesela Andrić'ten örnekler veriyor. Andrić'in romanlarında Yugoslav kültürünü görürsünüz diyor. Dostoyevski'den örnekler veriyor. Orada bir Rus insanını seversiniz diyor. Sanat hakkında görüşünü ise şu sözleriyle, ben çok beğendim bu demeci, o yüzden size de okumak istiyorum, aktarmış oluyor aslında bize. Sanat, insanın ruh yapısını inşa eden, duyguların ifadesi olan, güzelden ayrılmayan bir faaliyettir. Sanat öyle bir silahtır ki sanattan ayrıldığı an patlar ve en az bir atom bombası kadar tahribata yol açar. Ama rayında seyrederse temin edeceği ruh sükunu ve verdiği huzuru hiçbir beşeri kuvvet temiz edemez. Sepetçioğlu sanat anlayışına uyum sağlayacak sanatçı ve aydının kendi soyunu tanımadan evrensellik yanılgısının düşmemesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda da şöyle bir örneği var. Bizim Türk sanatçımız Hamlet'i çok iyi tanır ama Kürşat'ı bilmez diyor. Sepetçioğlu'na göre iyi bir sanatçı olmak için ilk başta sanatçının Kürşat'ı tanıması, Kürşat'ı anlatabilmesi, Kürşat'ı evrensel dile getirmesi gerektiğini savunuyor. Daha sonra diyor ki Hamlet'i de öğren. Başka bir alıntı varsa onu da öğren. Ama ilk önce Kürşat'ı öğren. Hamlet'i sorduğumuzda Hamlet'i bize anlatma. Kürşat kimdir, nerede doğmuştur, nasıl şekillenmiştir bunları anlat. Sonra bize Hamlet'i de anlat. Bu şekilde bize evrenselleştir diyor. Örnekler ile açıkladığı her yazısında ve her eserinde kendi benimsediği millete ait izler vardır Sepetçioğlu'nun romanlarında. Ve milli kimlik dışında bir eser var. Çok fazla görmüştür. Her daim ileriye doğru taşıması dileyle deyip sunumu burada noktalıyorum ve sözü de sıradaki arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkürler Aylin. Aylin bize Türk kültürünün İslam ile karşılaşmasından sonra nasıl etkilendiğinden bahsetti. Kültürün yaşanılan toprağa sahiplenmemizi, onu vatan yapabilmemizi sağladığını söyledi. Ve aslında kültürün de farklı kültürlerden etkilenerek oluştuğunu belirtti. Ve kültürün yaşayan bir varlık olduğunu söyledi. Ardından da iyi bir sanatçının önce kendi kültürüne hakim olup ondan sonra evrensel bir düşünceye geçmesi gerektiğini vurguladı. Sıradaki tebliğ yapacak olan arkadaşımız da Sümeyye Örnek. Sümeyye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 4. sınıf öğrencisi. Kendisi bizlere Sepetçioğlu'na göre Türk Edebiyatı'nın ne durumda olduğunu, hocanın edebiyat ve folklor ile ilgili görüşlerini anlatmaya çalışacak. Evet Sümeyye, söz sana. Teşekkürler Murat. Herkese iyi akşamlar. Önceki arkadaşlarımız Mustafa Necati'nin kim olduğunu, nerede doğup büyüdüğünü, kimlerden etkilendiğini sizlere anlatmaya çalıştı. Ben de edebiyat ve folklor hakkındaki görüşlerinden bahsedeceğim sizlere. Dolayısıyla konuya doğrudan girmek istiyorum. Sepetçioğlu'na göre edebiyatın tanımı şu. Düşünce, duygu ve hayallerin sözle veya yazıyla güzel, etkileyici ve sürükleyici bir şekilde anlatılmasıdır diyor edebiyat. Bununla birlikte sanatın ve sanatçının taşıması gerektiği nitelikleri edebiyat ve edebiyatçıda da görmek istiyor. Aylin arkadaşımız da biraz bahsetti zaten. Sepetçioğlu'na göre sanatın gayesi de edebiyat gibi aslında iyinin, güzelin anlatılması, insanların birbirleriyle kaynaştırılmasının yollarının aranması ve dostluğun, sevginin yollarının bulunması aslında sanat. Bununla birlikte sanatçının da belli bir sanat zevkinin yanı sıra duygu, düşünce, tecrübe ve bilgiye sahip olması gerektiğini söylüyor ve tüm bu niteliklerin edebiyatçıda da olması gerektiğini savunuyor.
Çünkü Sepetçioğlu'na göre edebi eserler veya sanat eserleri insanları anlattıkları ölçüde başarılıdır. Anlattığı oranda milleti temsil ederler diyor. Ve bu bilinçte olduğu için de zaten yazdığı romanlarında tarihimizi, kültürümüzü, dilimizi çok güzel bir şekilde işliyor. Kendisiyle yapılan bir sohbet esnasında edebi eserin ana malzemesinin dil olduğunu, dilinde gelenekten beslendiğini söylüyor Sepetçioğlu ve ona göre Türkçe gibi görkemli bir dünya dili Türk romanını dokumanın ilk ve tek şartıdır. Bununla birlikte Sepetçioğlu'na göre Türk edebiyatının dünya edebiyatı arasında ayrı bir yeri vardır. Ve Türk edebiyatının da geçirdiği çeşitli evrelerden oluştuğunu ve bu evreler hakkında bazı fikirleri olduğunu biliyoruz. Mesela divan edebiyatı hakkında şunu söylüyor. Divan edebiyatı dönemin çok kapalı bir edebiyatıdır. Bununla birlikte o dönemin aydınlarının tam olarak aydın, cahillerinin de tam olarak cahil olduğunu söylüyor. Tanzimat dönemi edebiyatı hakkında da daha doğrusu Tanzimat sonrası dönemdeki edebiyat hakkında da o dönemin fazlasıyla akıl ve mantık üzere kurulu olduğunu söylerken Cumhuriyet sonrası edebiyat hakkında da ne Batı'yı tam olarak anlayabilmiş ne de Türk kültürünü tam olarak benimseyebilmiş arada ortada kalmış bir edebiyat olduğunu söylüyor o dönemin. Sepetçioğlu Türk halk edebiyatına ayrıca bir önem veriyor. Halk edebiyatı bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi günümüz modern Türk edebiyatının da temelini teşkil eder diyor. Çünkü halk edebiyatında masallar, efsaneler, destanlar, hikayeler, oyunlar, töreler, şiirler ve sanat, heykel, mimari gibi birçok daldan oluştuğu için dünyanın bir sesi, çizgisi ve duyuşu olduğunu söylüyor halk edebiyatının. Yeri gelmişken ona göre efsaneler toplumun genel belleğidir. Toplumun kişiliğini ve kimliğini yansıtır. Ancak sebep-sonuç ilişkisine bağlı tarih anlatısından farklıdır diyor efsaneler için. Bunun nedeni de efsanelerde yer alan erenlerin, dervişlerin, bacı veya hatunların hayat hikayelerinden kendimize dersler çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden tarih anlatılarından biraz farklı olduğu düşüncesinde Sepetçioğlu. Dolayısıyla da efsaneleri bir folklor araştırmacısı olarak değil, bir öykücü gözüyle görmüş, düzenlemiş ve kurgulamış bir kişi. Bir de bu bildiriyi hazırlarken Sepetçioğlu'nun şiir tanımı benim çok hoşuma gitmişti. Diyor ki, şiir insanın ruh bütünlüğünü hareketlendiren incecik tül ilmeklerdir. Yazar şiirde sesin çok önemli olduğunu vurguluyor. Nasıl ki musiki hissedilirse şiirde hissedilen sestir demiş. Bununla birlikte folklor hakkındaki görüşlerinden bahsedecek olursak yine bildiriyi hazırlarken gördüğüm kadarıyla Sepetçioğlu'nun folklor hakkındaki düşünceleri oldukça sınırlı. Yalnızca Yol Dergisi'nde yazdığı bir yazıdan bahsediliyordu. Orada da folkloru şöyle tanımlamış. Halkın adalet, gelenek, görenek ve inanışlarıyla efsane, masal, musiki gibi eserlerini inceleyen bilim dalıdır demiş. Ve halk oyunlarındaki tarz ve üslubun ait olduğu milletlerin karakterlerini yansıttığını ileri sürüyor. Folklor dalında en çok halk oyunuyla ilgilendiğini söylüyor. Halk oyunlarının bir milletin gerçek karakterini yansıttığı düşüncesinde. Kendisi de gezip görme şansı elde ettiği ülkelerde birbirine benzer milletlerin halk oyunlarının da birbirine benzediğini söylüyor. Mesela esir milletlerin oyunları bir inilti, kapalı bir feryat, güçsüzlük ve çok gizli bir direniş saklarken içinde İstilacı milletlerinin ise oyunlarının çoğunun kaba, hoyrat, şımarık olduğunu, hür milletlerinin oyunlarının ise hürriyet içinde gelişmiş, o serbest atmosferin zengin imkanlarıyla zengin bir ahengin uyumu olduğunu söylemiş.
Evet, bu konuda söyleyeceğim sözler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca özetlemeye çalıştım. Sümeyye de bize sunumunda Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun romanlarında kimden etkilendiğini, sanatın yanında sanatçının da sahip olması gereken özelliklerden bahsetti. Ve Sepetçioğlu'na göre Türk Edebiyatı'nın dönem dönem nasıl bir durumda olduğunun yorumunu ve folklor ile milletlerin kaderi arasındaki bağlantıyı Sümeyye'den dinledik. Bu arada sorularınız varsa önce hangi arkadaşımıza sorduğunuzu belirterek chat kısmından yazabilirsiniz. En sonunda süremiz kalırsa sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Sıradaki tebliği sunacak olan arkadaşımız Enes Yıldırım. Enes Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi. Enes de bizlere tarihi romandan ve hocanın tarihi romancılığından, hocaya göre bir romanın tarihi roman olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden bahsedecek. Enes'i dinliyoruz. Evet Enes. Teşekkürler başkanım. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Aslında benim anlatacağım konuyu Hülya Hoca ana hatlarıyla açılış oturumunda anlattı. Ben tekrar mahiyetinde olacak ama anlatmaya çalışacağım yine. Ana konuma geçmeden evvel tarih roman kavramını tanımlamak ve edebiyatımızın gelişim aşamasını ana hatlarıyla anlatmak istiyorum. Tarih roman, başlangıç ve sonucu geçmiş zaman içerisine gerçekleşmiş olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde yaşamış olan insanların hikayelerinin edebi ölçüler içerisine yeniden inşa edilmesidir. Bu tanımda Hülya Hoca'nın tanımı. Türk Edebiyatı'nda tarih roman yazma eğilimi Tanzimat devrinde başlıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin 1871 yılında Yeniçeriler adlı romanı tarih roman özelliği taşır. Bu her nedense biraz geri planda kalmıştır. Bunun nedeni de Ahmet Mithat Efendi'nin geç keşfedilmesi, unutulması olabilir. 1880 yılında Namık Kemal'in Cezmi romanı ilk romanlardan sayılabilir. Meşrutiyet döneminde Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi bu alanda dikkat çeken isimlerden biridir. Bu dönemde Osmanlı tarihine ve İslam öncesi Türk tarihine dikkat çeken eserler yazılmıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise tarihe bakışta çeşitli değişimler olmuştur. Osmanlı tarihini karalama gibi yollara başvurulur bu dönemde. Bu bağlamda Nizamettin Nazif'in Kara Davut, Köroğlu gibi romanları ilerleyen zamanlarda çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Tarihi gerçekliği yıpratarak yepyeni bir kurgu ile tarihi şahsiyetleri itibarsızlaştırma yoluna giden Nizamettin Nazif, eskiyi kötüleme ve yeniyi olumlama yoluna başvurmuştur. Dönemin diğer tarihi romancıları olarak şu isimler sayılabilir. Abdullah Ziya, Turan Tan, Feridun Fazıl, Hüseyin Nihal, Tarık Buğra, Kemal Tahir. Sepetçioğlu, Hüseyin Nihal'in romancılığını öykündüğünü ve onun devamı niteliğinde romanlar yazdığını söylemektedir. Mustafa Necati Sepetçioğlu küçük yaştan itibaren Türk milletinin tarihini, kültürünü, geleneğini yansıtarak milli bilinci kuvvetlendirmek istemiştir. Daha ortaokul yıllarında Türk destanlarını sanatkârane yazmaya karar vermiş ve bu hedef doğrultusunda hareket etmiştir. Necati Sepetçioğlu tarihi romanlarıyla gelecek için yol gösterici olmuştur. Geçmişten alınan güçle ileriye bir ok misali gidilebileceğini vermiş olduğu eserlerde ortaya koymuştur. Yazarın müstakil olarak roman türüne ait unsurları anlattığı bir çalışma yoktur. Ancak kendisiyle yapılan röportajlar ve çeşitli yerlerde yayınladığı yazılarla biz bu konuda bilgiye ulaşıyoruz. Yukarıda da söylediğim gibi milli bilinci küçük yaşta ediniyor yazar. Türk milletinin hizmetinin genç kuşakların terbiyesinde mühim yere sahip roman türünde verdiği eserlerle gösterir. Yazar romanın tanımını şöyle yapıyor. Mekanla ve zamanla belirlenmiş, mekan ve zamanın dışındaymış gibi görünse de böyle bir belirlemede kabul olunabilir bir insanın veya insanların ilişkilerinden olma olayları veya davranışları yazarın ana diliyle ve özel üslubuyla anlatmasını bilmiş ve okuyucusuna kabul ettirmiş olan eser romandır.
Sepetçioğlu'na göre romancı diline hakim olmalıdır. Roman tekniğini iyi bilmelidir. Bunları iyi bilen ve kullanan kişinin geniş bir kültüre sahip olması, Doğu ve Batı kültürünü kendine meczetmesi gerekir. Bunları bilen yazar milletinin özelliklerini kavramalı ve bunu okuyucuyu sıkmadan aktarabilmelidir. Ona göre yalnız bunlar da yetmez tabii ki de. İyi bir roman yazabilmek için resmi, müziği, heykeli, şiiri, tiyatroyu, hikayeyi de iyi bilmek gerekir. Yani sanatın her alanına hakim olmak gerekir. Bunlar olmadan o eserin kuru ve tatsız olacağını söyler. Yazar romancılığı hakkında bize ek olarak şunları da söyler. Romanlarında anlattığım insanlar Türktür. Çünkü ben bir Türk yazarıyım. Türkçe yazıyorum. Türklerin hem kendileriyle hem başka insanlarla olan ilişkilerini ve bu ilişkilerden doğan meselelerden anlatıyorum. Belli mekanlar ve belli zamanlar içinde. Kendileri için zaman ve mekan yaratma mecburiyetinde olduklarını bilen, kendileri için yarattıkları zaman ve mekanı yaşayan bir milletin destanı anlamında bir roman yazmayı denediğim budur. Mustafa Necati Sepetçioğlu insanı insanı anlatırken anlatılan insanı ve anlatan insanı üç boyutlu olarak düşünmek gerektiğini söyler. Ona göre insan tek boyutlu olmadığı gibi tek zamanlı değildir. Bu unsurlara riayet edilirse evrenselliğe ulaşılabileceğini bildirir. Sepetçioğlu roman türünün 150 yıla sınırlandırılmasına karşı çıkar. Milletlerin romanlarının milletlerin destanıyla başladığını ve geliştiğini söyler. Köklerinden kopuk ve insanları anlatmayan romanları beğenmez. Sepetçioğlu ferdiyetçiliğe karşıdır ve romanlarında toplumun sosyal kültürel hayatının anlatılması gerektiğine inanır. Milletlerin varoluşuyla ilgili mit, efsane, destan gibi türlerin romancı için kaynak olduğunu söyler. Günümüz romanının ise bozacı, meyhaneci ortak yapımı olarak niteler. Tarihi romanları çeşitli diziler altında toplamıştır diyelim. Dünkü Türkiye dizisi, bugünkü Türkiye dizisi, yakın devrin tarihiyle ilgili romanlar, Kıbrıs tarihinin romanı gibi dizilerdir bunlar. Romanlarında Türk tarihinden örnek şahsiyetleri işlemiştir. Sosyal hayatı, millet olma bilincini, töreyi, geleneği kendi üslubuyla anlatmıştır. Sepetçioğlu yer yer yerel ağızlardan da yararlanmış ve Eski Anadolu Türkçesine ait kelimeleri kullanarak akıcı bir anlatım yakalamıştır. Yazarın Dünkü Türkiye dizisine ait ilk romanı Kilit'tir. Bu romanı Selçuklu'yu konu edinir. Selçuklu'nun Anadolu'ya gazaları ile kilidin nasıl açıldığını haber verir. Turul Bey, Çağrı Bey gibi örnek komutanların nasıl bilgece davranışlarla hareket ettiğini, ikiliye düşmeden devleti nasıl güçlendirdiklerine şahit oluruz bu romanda. Romanda Alparslan'ın hocası Sarı Hoca ile mücadelenin yalnız kılıç ile yapılmadığını, bunun yanında sözle ve akılla da yapıldığını göstermiştir. Anadolu'nun fethinde alperenlerin önemini bir kez daha hatırlatan roman, peçeneklerin ikiliye düşmesi neticesinde perişan duruma düştüğünün anlatımıyla da bir kere daha milletin içerisinde ayrılığın sonuçlarını okuyucuya yansıtmıştır. Alparslan'ı yetiştiren Sarı Hoca ile ileri görüşlülüğü ile bilge kişi pozisyonundadır. Alparslan'a küçük yaşından itibaren ayrı bir ilgi göstermesi bilge kişiliğine örnektir. Alparslan ağabeyleri dururken ordunun başına geçmiştir. Bu da bize kut anlayışını hatırlatır. Turul Bey ve Çağrı Bey bilge kağım ve kültügüne benzetilmiştir. Peçeneklerde bilge kişi olarak Kegen Bey'in babası Demirci Baldur karşımıza çıkmaktadır. Demirci Baldur, Kegen Bey'e Durakhan'a karşı gelmemesi gerektiğini ve eğer bu ikilik doğarsa peçenek milletinin zarar göreceğini söyler. Romanda Anadolu'nun fethi kilit sembolüyle kilit ile sembolize edilmiştir. Yazarın tarihi roman hakkındaki görüşlerine gelecek olursak tarihi roman yazmaya Nihal Atsız'a öykünerek başladığını söylemiştim. Nihal Atsız'dan sonra bu sahada bir boşluk doğduğunu ve eğer bu boşluk doldurulmazsa yabancı ideolojilerin istedikleri gibi at oynatabileceklerini söyler. Tarihimizin yalanlanmasını engel olmak lazımdır ona göre. Abdullah Ziya Kozanoğlu ve Turan Tan gibi isimlerin roman yazdıklarını ama bu eserlerin edebi olmadığını bildirir.
Kemal Tahiri ise eserlerinde tarihe Marksist açıdan baktığı ve tarihi çarpıttığı nedenleriyle eleştirmiştir. Kilit romanını yazmaya kendisini çarpıtılmış tarihe cevap verme isteği ve romanın nasıl yazılacağını gösterme arzusu içtiğini söyler. Ethem Çalık, Sepetçioğlu'nu Kemal Tahir'den ayıran en önemli tarafın tarihini bilmeyen ve milletini tanımayanları tarihine döndürmek ve milli değerleri sevdirme düşüncesiyle yazması olduğunu bildirir. Sepetçioğlu bazı hususlarda Tarık Buğra ile benzeşir. İkisinde de din ve maneviyat önem taşır. Sepetçioğlu Türk tarihine bir bütün olarak bakmaktadır. Türklerin Anadolu'ya gelmesini ve buraya yurt edilmesini çok büyük bir hadise olarak görür. Bununla birlikte medeniyetimizi yalnızca Anadolu'ya tutsak etmenin doğru olmayacağını savunur. Tarihi roman yazmadan evvel romanın geçtiği tarihin iyi bilinmesi gerektiğini ve insan unsurunun eserlerin ana unsuru olduğunun unutulmaması gerektiğini bildirir. Tarihi roman yazmanın ciddiyet istediğini, her sayfa için 10 sayfa okumak ve tip, konu, zaman bütünlüğü, mantık gibi konulara hakim kalınarak yazılması gerektiğini söyler. Yazar, romancının tarihe bakışının tarihçiden farklı olduğunu, romancının olayların sosyolojik ve psikolojik nedenlerini de düşündüğünü söyler. Yani çok boyutludur. Sonuç olarak Mustafa Nicari Sepetçioğlu, genç kuşaklara milli bilinci aşılamak, Türk tarihini genç kuşaklara romancı gözüyle göstermek amacıyla yazdığı eserleriyle milletine hizmet etmiştir. Romanların gerçekliğiyle tarihi gerçekliğin aynı olacağı diye bir kayda yoktur. Ancak tarihi şahsiyetleri tahrip ederek genç nesillerin zihinlerinde tarihi çarpıtmak uzun vadede iyi sonuçlar vermeyecek. Sepetçioğlu bütün eserlerinde insan psikolojisini göz ardı etmeyerek insanın tarih anlatımında en önemli unsur olduğunu ortaya koymuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler Enes. Enes sunumuna tarihi romanın tanımını yaparak başladı. Ve ondan sonra hocanın romancılığında Nihal Atsız'dan etkilendiğini hocanın ağzından bize aktardı. Ve hocanın edebi tarih romancılığında bir boşluk olduğunu düşündüğünü ve bu boşluğunda yabancı ideolojilere fırsat sunduğunu söyledi. Sepetçioğlu'na göre romancının tekniği iyi bilmenin yanında Doğu ve Batı kültürünü de iyi bilmesi gerektiğini bize aktardı ve Tarık Buğra'yla olan benzerliğini ifade etti. Sıradaki tebliğimizi sunacak olan arkadaşımız da Tuğçe Kabakçı. Tuğçe İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi. Kendisi bize hocanın hikaye ve hikayecilik hakkındaki görüşlerinden, neden hikaye yazmaya başladığından, üslubundan ve hikayeciliğinden, hocanın sanata bakışından bahsedecek. Evet Tuğçe. Arkadaşlarım zaten Sepetçioğlu'nu aslında pek çok yönden anlattılar. Ben de şimdi Sepetçioğlu'nun hikayeciliğini anlatmaya çalışacağım. Sepetçioğlu aslında... Enes arkadaşımızın da demin detaylıca anlattığı şekilde romancılığı ile tanırız hepimiz. Fakat onun hikayeciliği de aslında çok önemlidir. Çünkü aslında romancılığına da hep hikayeciliği sebep olmuştur. Zira edebi hayata ilk adımlarını hikayeyle attığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan Sepetçioğlu'nun ilk hikaye kitabı Abdurrezzak Efendi'dir. Abdurrezzak Efendi 1956 basımlıdır ve içinde toplamda 9 hikaye vardır. Bu hikayelerin 5'i daha önce dergilerde yayınlandığı tespit edilen hikayelerdir. Ve girişindeki kısa bir notla, şu an gördüğünüz notla, babası Abdurrahman Sepetçioğlu'na kitabı ithaf etmiştir. Bunun haricinde ikinci hikaye kitabı var. Bu da Menevşeler Ölmemeli. 1972 basımlı. Menevşeler Ölmemeli ilk basıldığı zaman Güney'in Dertli Çocukları ismini taşıyan ikinci bir bölüm daha vardı içinde ve bu bölüm daha ziyade röportaj mahiyetini taşıyordu. Bu sebeple daha sonraki basımlarında kaldırılmıştır. 22 hikaye yer alıyor içinde. Bunda şehirde yaşayan memur ve işçi insanların hayatı anlatılırken Abdurrezzak Efendi de Anadolu ve Anadolu insanı anlatılmaktaydı daha çok. Haplarına girmemiş hikayeleri de var bunların yanı sıra. Hala
Sanırım yaklaşık 20 kadar hikayesi var dergi ve gazetelerde kalmış. Bunlardan bazıları Vapurda Bir Adam Vardı, Ay Bulut ve İnsan gibi hikayelerdir. Sepetçioğlu hikaye için ne bir açık mektuptur ne de bir ideolojinin vasıtası. Hikaye insandır, insanın sanat adamının bilince tesiridir demektedir. Aslında burada onun hikaye hakkında yapmış olduğu izahı çok net bir şekilde anlayabiliriz. Hikaye için insanı merkeze almalıdır diyor hikayeci ve merkezine aldığı insanı bütün iç alemiyle, onun hüzünleri, sevinçleri, yalnızlığı, acılarıyla beraber merkeze koymalıdır diyor. Hikayeci için ise kendi memleketinin insanlarıyla haşır neşir olmalı, onların içine karışmalı, onları duymalı ve onlar gibi hissetmelidir der. Aslında burada memleketin insanlarını tanımak, onları bilmek derken kastettiği onları iyi bilmektir. Anadolu'yu yazan pek çok yazarı da bu konuda eleştirir. Neden? Çünkü Anadolu hakkında doğru bilgi sahibi olmadan ya da eksik bilgiyle yazdıkları hikayelerin gerçekliği yansıtmadığını söyler. Ve sanatın ancak iyiyi ve güzeli anlatması gerektiğini söyler. Bir de gözlemcinin, gözlemcilik yeteneğinin bir hikayeci için olmazsa olmaz olduğunu belirtir. Kendisi de ilk doğduğu ilk hikayelerini doğduğu yöre, yani zile ve çevresine ait insanların duyguları etrafında şekillendirmiştir. Genç yaşta aile ocağından ayrılmasıyla büyük şehirlere gelince bu kez şehrin gürültüleri, güvensizliği, yalnızlığını hissederiz onun hikayelerinde. Bir de hikayecinin mutlaka kuvvetli bir muhayyileye sahip olmasını ister tabii ki. Türk hikayecileri için onun için en önemli isim aslında Sait Faik Abasıyanık'tır. Sait Faik için son devir Türk hikayecileri arasında kendine has bir mevki sahibi, haklı bir şöhrettir demektedir. Sepetçioğlu'nun da Sait Faik'le pek çok ortak noktası bulunmaktadır aslında hikayede. İnsanı merkeze alıp insanın iç meselelerine yönelmesi geliyor en başında. Bunun yanında insanın nesnelerle olan ilişkisini göz önüne aldığımız zaman nesnenin ancak insanın algılamasıyla anlam kazanacağını vurguluyor. Tıpkı Sait Faik gibi Sepetçioğlu'da. Ve renk ve eşya bir yanda, insan bir yandadır. Fakat incecik bağlar ikisini birbirine bağlamıştır. Biz o insanın girip ve karanlık ruhuna, renk ve eşyanın aydınlığı altında girebiliriz. İnsansız bir dünyada renk ve eşyanın hiçliğine inanan Sait Faik, renksiz ve eşyasız insanın da yaşama saadetinin yarım kalacağını hissetmiştir der. Sepetçioğlu, Sait Faik de bu yüzden çok fazla ortak noktası vardır aslında hikayelerinde. Ömer Seyfettin de yine Türk hikayecileri arasındaki yerim önemlidir onun için. Türk hikayesinin gerçek manada Ömer Seyfettin ile başladığını önerirler ve Türk halkının hikayeyi Ömer Seyfettin'de hikmetten ve öğütten arınmış, teknikte batıya, insanda milliliğe dayanan bir hikaye tarzına rastlanınca benimsediğini söyler. Hikayeciliği ile ilgili konuşacak olursak, şurada aldığım bir alıntı hikayeden, Birdenbire hikayesinde kahramanını şöyle konuşturuyor. Zaman ne kötü şey, seni son gördüğüm günle bugün arasında dizilip kalmamış sanki. Sen incelmişsin azıcık, zaman kalınlaşmış. Öyle sandım. Yıpranan bir ayakkabı, yıpranan bir kumaş gibi. Ne farkımız var kumaştan ayakkabıdan? Aslında burada da hikayede benimsediği anlayışını rahatlıkla görebiliyoruz. Tıpkı Sait'te gördüğümüz gibi, az önce de söyledim. Eşya insanın dokunuşuyla anlam kazanıyor onun hikayelerinde. Yani Sepetçioğlu hikayelerinde eşyalara başlı başına bir şahsiyet kazandırmış. İnsana dair duygu ve düşünceleri eşyalara da katmış ve bu yüzden aslında teşhis sanatında sıkça kullandığını görürüz. Eşyanın tasvirini insanın ruh durumuna bağlı olarak canlı tutmuş. Aslında eşyayı da insanı anlatmak için insanın psikolojisiyle yine insanı anlatmıştır diyebiliriz. Bu yüzden zaten tasvir ve tahlil onun hikayelerinde oldukça büyük önem arz eder. Hikayelerin mekanı için özellikle Abdülrezzak Efendi'de kasaba diyebiliriz ki bu da kuvvetle muhtemel Tokat'ın Zile ilçesi oluyor. Geniş mekan olarak da İstanbul karşımıza çıkmakta. Dar bir mekan olarak geçen hikayeler de var. Mesela 3 kişiye bir şemsiye hikayesinde mekan yalnızca bir durak ve onun yakını ile sınırlı. Toprak, bahçe unsurları, işte kalabalık yerleşim merkezlerine yer veriyor hikayelerinde mekan olarak.
ve aslında mekan tasvirinde de tıpkı eşyada yaptığı gibi yine kahramanların psikolojileriyle birlikte denk düşerek anlatıyor. Mekan tasvirlerini de kahramanların ruh durumuna uygun olarak yapıyor. Zaman ise onun hikayelerinde çoğunlukla yağmurlu akşam vakitleridir. Tabii farklı çeşitli zaman dilimleri de var. Kimi zaman çok geniş bir zaman dilimine veya günün kısacık bir anını ya da bazen geçmişe dönük bilgiler vererek zamanı kullanır. Bazen de zamanı hiç söylemiyor. Zamana dair tahminlerde bulunabileceğimiz bir takım motifler veriyor ancak. Bazen ise zamanı ancak kurgunun üzerinden yakalayacağımızda anlam kazanacak dilimler vardır. Burada da şu hikayeden örnek verebiliriz. Ben şef olarak bu daireye tayin olduğum gün yazı işlerinin bulunduğu odada 4 kadın, 1 erkek çalışıyordu. Şimdi de öyle, yine 1 erkek, 4 kadın çalışıyor. Aslında burada zamanı ancak hikayenin kendi içinde anlam verebildiğimizi görürüz. Bir de romanlarında görmeye alışık olduğumuz o Alp, Gazi, Derviş gibi tipler aslında hikayelerinde yoktu. Hikayelerinde daha ziyade umutlu, umutsuz, hasretlik ve gurbette özellikleriyle insanlar yer alır. Ve aynı kahramanın bir hikayeyle sınırlı kalmayıp başka hikayelerde de, birden fazla hikayede de yer aldığı görülür ki zaten en başta söylemiş olmam gerekiyor. Abdülrezzak Efendi de içindeki hikayelerin biri haricinde hepsinin ana kahramanı Abdülrezzak Efendi'dir. Kahramanlarında mesela uzun süre iki insanın konuştuğunu fakat çok sonradan birbirini aslında tanımadıklarına fakat acıların ortak olduğunu bu yüzden birbirleriyle konuşurken mutlu olduklarına şahit oluruz. Tamamen tanımadıklarını bildikleri halde konuşan insanlar da vardır. Yine Sait Faik'le ortak noktaları olan bir husus daha var. O da ikisinin de kahramanlarında insan dışı varlıklar görünür. Sepetçoğlu'nun kahramanları zaman zaman hayvan ya da zaman zaman eşya olabiliyor. Öyle ki şahıs kadrosunda hiç insanın olmadığı hikayeler bile var. Tohum ve Topal Karınca hikayesinde ana kahramanlar mesela Tohum, Topal Karınca ve Armut Ağacı'dır. Afiştekiler hikayesi ise daha da ilginç. Oradaki kahramanlar biri kız, diğeri erkek resmi olan afişler. Bütün hikaye bu iki afiş üzerinden ilerliyor. Son olarak toparlayacak olursam şunları söyleyebilirim. Bu kadar insan merkezli olan bir yazar elbette ki yine insanı anlatacaktı. Bu yüzden sosyal meselelere, yani romanlarındaki gibi sosyal meselelere hikayelerinde göremeyiz. Burada insanın yalnızlığı, özlemi, acısı, sevinci vardır. Ve Abdülrezzak Efendi de daha çok toprak adamının hayat parçalarını okurken Meneşeler Ölmemeli de aslında daha ziyade şehirde yaşayan kimisi memur veya işçi olan insanların hayatından kesitler okuruz. Başlıca temalar var işte. Bunlar tabiat, yoksulluk, büyük şehirlere göç, şehirleşme, yalnızlık ve yabancılaşma gibi konulardır. Aslında bunların yanı sıra aşk ve ayrılık gibi konuları da ele aldı oldu. Fakat bunlar bazı yerde dergilerden kitaplara geçememiş hikayeleridir. Yani bunları kitaplarına koymayışı da aslında dikkat çeken bir nokta. Bunun yanı sıra ölüm temasını barındıran hikayeler de var. Üslubu için ise duygusal, samimi, içten, şiirsel bir üslup diyebilirim. Hikayeleri, tasvir ve ruh tahlilleri sebebiyle daha ziyade durum hikayeleri niteliği taşırlar. Benzerlik ilişkilerini sık kullandığı ve zaman zaman bu sebeple devrik cümleler kurduğu için ve duygusal yapıda ilerlediği için hikayeleri dili için sadedir diyemeyiz. Fakat buna rağmen oldukça akıcı ve anlaşılır bir dili vardır. Çoğunlukla gözlemci ve tanrısal bakış açısı hakimdir hikayelerinde. Görülen geçmiş zaman yapısında ilerlemeyi tercih etmiştir. Ve anlattığı yaşantılardan resmen haberdar oluşu ve olayları algılayış ve duyuş tarzıyla iyi gözlemlemiş olması, kendisinin de bir hikayecide aslında olması gerektiğini söylediği özelliklerdi bunlar zaten. Kendisi de böyle yaptığı için başarılı hikayeler ortaya koymuştur diyebiliriz. Benim sunumum da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Tuğçe. Tuğçe bize hocanın hikayeyi kendini yazmaya alıştırmak amacıyla başladığını söyledi ve hocanın iki hikaye kitabını bizlere tanıttı. Hikayelerinin merkezine hep insanı koyduğunu ve sanatın iyi güzeli anlatması gerektiğini söyledi.
ve hocanın Anadolu'yu yazanların anlattığı şeyleri aslında tam olarak bilmediğinden rahatsız olduğunu bizlere belirtti. Ardından hocanın üslubundan ve hikayelerindeki kahramanların, mekanların taşıdığı özelliklerden bahsetti. Sait Faik ve Ömer Seyfettin'in hikayeciliği hakkındaki hocanın görüşlerini de bize aktardı. Mustafa Necati Sepetçioğlu görevini hakkıyla yapmış ve bizlere ölmez eserler bırakarak 8 Temmuz 2016'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Bizlere düşen görev onun adını yaşatmak ve eserlerine sahip çıkarak milli ruhun her dem canlı kalması adına üretmeye, dik durmaya ve uyanık kalmaya devam etmek olmalıdır. Sorularınız varsa mesaj bölümünden yazabilirsiniz demiştim ama gördüğüm kadarıyla bir soru yok. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Hülya Hoca'nın kapanış toplantısında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.